Merhaba, İnceleme Koyu'ya hoş geldiniz. Samsung San Francisco'da düzenlediği Unpacked 2020 etkinliğinde yeni üst seviye akıl telefonları Galaxy S20 modellerini ve yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i duyurdu. Diğer videomuzda Galaxy Z Flip'in detaylarına bakacağız ama bu videomuzda Samsung'un tepe modelleri Galaxy S20 ailesinin detaylarına hep birlikte yakından bakıyoruz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıl Samsung S10e, S10 ve S10 Plus olmak üzere 3 farklı modelle karşımıza çıkmıştı. Bu yıl da yine S20 ailesinde 3 farklı modelle birlikteyiz. Diğer modellerden farklı olarak Samsung başlangıç modeli olarak normal S20 modelini konumlandırıyor. S20 Plus modeli ortanca modeli olurken şu anda elimde bulunan Galaxy S20 Ultra da serinin en tepe modeli olarak karşımıza çıkıyor. Ekran detaylarıyla başlayacak olduğumuzda Galaxy S20 ailesinin 3'ünde de Samsung'un Infinity O adını verdiği ekrana gömülü kameraya yer veriliyor. Biliyorsunuz ki S10 Plus modelinde çift ön kamera vardı. Ancak bu sefer 3 modelde de tek bir ön kamera karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda tasarım tarafında da kameralar normalde sağ üstte konumlandırılmıştı. Bu sefer Note 10 ve Note 10 Plus modellerinde olduğu gibi ekranın orta kısmında bir kamera deliğiyle karşı karşıyayız. Galaxy S20 modelinin 6.2 inçlik, S20 Plus modelinin 6.7 inçlik, S20 Ultra modelinin ise 6.9 inçlik bir ekranı bulunuyor. Tüm bu ekranlarda Quad HD Plus çözünürlüğe yer veriliyor ve Samsung'un ikinci nesil dinamik AMOLED ekran teknolojisi kullanılıyor. Telefonların arka yüzeyine baktığımız zaman artık sol üst kısımda dikdörtgene sığdırılmış bir kamera dizilimiyle karşılaşıyoruz ve S20 ailesinin en dikkat çekici özellikleri kamera tarafında karşımıza çıkıyor. Telefonun kamera detaylarına da birazdan değiniyor olacağız. Samsung Galaxy S20 modellerinde daha önceki modellerde de olduğu gibi ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuya yer veriliyor. Bununla birlikte de ekranlar Gorilla Glass 6 camla güçlendirilmiş durumda. Aynı zamanda telefonlar HDR10 Plus teknolojisini destekliyor. Yani bu telefonların geniş ekranında HDR10 Plus desteği sayesinde de dizi ve film izlemek fazlasıyla keyifli olacak. Ve tabii ki S20 modellerinin ekranındaki en önemli güncelleme artık 120 Hz'lik ekran tazeleme hızı yeni Galaxy S20 ailesinde karşımıza çıkıyor. Aslında 2017 yılında akıllı cihazlarda yavaş yavaş tanıştığımız bu tazeleme hızı bazı oyuncu telefonlarında kullanılmıştı ama Samsung ilk defa bu kadar yaygın satılacak bir akıl telefon modelinde 120 Hz'lik bir ekrana yer veriyor. Özellikle de ekranı kullanırken tazeleme hızıyla birlikte ne kadar akıcı bir arayüz kullandığınızı hissediyorsunuz. Telefonun arayüzünde gezinmek bile fazlasıyla keyifli. Biliyorsunuz ki Samsung Edge ekranla birlikte kavisli ekran teknolojisini başlatan ilk markalardan biriydi. Ama bu ekran evet çok şık görünüyordu ama zaman zaman kullanımı zorlaştırabiliyordu. S20 ailesiyle birlikte artık çok daha azaltılmış bir kavisle karşı karşıyayız. Telefonun her iki tarafındaki kavis hem kullanım kolaylığı sunuyor hem de şık bir şekilde görünüyor. Yine bu da ekran tarafındaki güzel detaylardan biri. Ve telefonun kamera yeteneklerine geldiğimiz zaman gerçekten füze gibi görünen bir kamerayla karşı karşıyayız. S20 ailesinin standart modelinde 12 megapiksel çözünürlüklü ana lens bulunuyor. 64 megapiksel çözünürlüklü telefoto lens ve yine 12 megapiksel çözünürlüklü bir ultra geniş açılı lens kullanılıyor. S20 Plus modelinin arka tarafında ise diğer modele kıyasla Samsung'un Deep Vision adını verdiği TOF kamera sensörüne yer veriliyor. Bu TOF kamera artırılmış gerçeklik teknolojisinde daha fazla avantaj sağlıyor ama açıkçası günlük kullanımda özellikle portre fotoğraflar çekerken çok bir etkisini görmüyoruz. Yani S20 modeli, S20 Plus modeli de gayet başarılı fotoğrafları ortaya koyuyor. Telefonların arka kameradaki en önemli yeniliği ise artık 8K video kaydı yapabiliyorlar. Yeni Galaxy S20 modellerinin tümü 24 FPS'te 8K video kaydı yapabiliyor. Samsung televizyonlarıyla birlikte 8K teknolojisine önce olan şirketlerden biriydi ve video kaydında da Samsung'un yine 8K'da önce olduğunu bu akıl telefon modellerinde görüyoruz. Samsung Galaxy S20 ve S20 Plus modellerinde 3 kata kadar optik zoom ve 30 kat dijital zoom yapılabiliyor. Ve bu detaylardan sonra aslında kamera konusundaki asıl yetenekli telefon Galaxy S20 Ultra'nın kamera detaylarına giriyoruz. Burada tamı tamına 108 megapiksel çözünürlüklü bir ana lensimiz var. 48 megapiksel çözünürlüklü telefoto lense yer veriliyor. Evet, telefoto lensin çözünürlüğü diğer modellere göre size düşük gelebilir.
Ama burada periskop tarzı bir kamera kullanıldığı için bu telefon tam 100 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor ve 10 kat optik zoom yapabiliyor. Zaten şu anda video detaylarında da 100 kata kadar zoom'un ne kadar etkileyici olduğunu görebiliyorsunuz. S20 ve S20 Plus modellerinin ön tarafında 12 megapiksel çözünürlüklü bir kameraya yer veriliyor. Note 10 Plus'a yakın bir fotoğraf deneyimi vaat eden telefonların ön kamerası da gayet başarılı. Özellikle düşük ışıkta gayet etkileyici fotoğraflar çekebiliyorlar. Elimde tutmuş olduğum S20 Ultra modelinde ise ön tarafta 40 megapiksel çözünürlüklü bir kamera kullanılıyor. Gerçekten kamera olarak tasarlanan bu telefon ön kamerada da fazlasıyla etkileyici bir performans sunuyor. Teknik özellikler tarafında telefon Türkiye'de gücünü Samsung'un 7 nanometre teknolojisinde üretmiş olduğu Exynos 990 yonga setinden alıyor ve S20 ve S20 Plus modelinde 8 GB RAM, S20 Ultra modelinde ise 12 GB RAM'e yer veriliyor. Telefonlar 128 GB dahili depolama alanıyla tüketicilerle buluşuyor. Yine bu telefonlara kamera dedik ve 8K video kaydı yapabiliyor dedik. Güzel detaylardan biri de ailenin tüm modellerinde 1 TB'a kadar microSD kart desteği bulunuyor. Bu konuda da içiniz rahat olsun diyelim. S20 ailesinin LTE ve 5G olmak üzere 2 farklı seçeneği olacak globalde ama Türkiye'de LTE modeller satışa sunuluyor. Bunu da detayını belirtmiş olalım ki farklı kaynaklarda bilgiler görürseniz burada bir karışıklığa yol açılmasın. Ama günümüz şartlarında zaten açıkçası şu anda 5G modele pek de ihtiyacımız yok. Samsung Galaxy S20 ailesi tüm konularda göründüğü gibi batarya konusunda da fazlasıyla mutlu edici görünüyor. Standart S20 modelinde 4000 mAh, S20 Plus modelinde 4500 mAh, S20 Ultra modelinde ise 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya yer veriliyor. S20 Ultra modelinde 45 Watt hızlı şarj desteği bulunuyor. Tabii ki kutu içerisinden çıkan adaptör yeterli değil. Bunun için ekstra adaptör satın almanız gerekiyor. Ama onun dışında diğer modellerde de 25 Watt'lık hızlı şarj var. Ki bu birçok rakibinin üstünde demek. Aynı zamanda telefonlar kablosuz olarak da 15 Watt hızlı şarjı destekliyorlar. Ve tabii ki hepinizin en fazla merak ettiği konu. Bu kadar güçlü özelliklerle donatılmış olan 8K video çekebilen ve en güncel teknik özelliklere sahip olan bu telefonlar kaç para? Samsung Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy S20 modeli 7800 TL, Galaxy S20 Plus modeli 9300 TL, elimde tutmuş olduğum ve bol bol özelliklerini anlattığımız Galaxy S20 Ultra modeli ise 12000 TL'den Türkiye'deki tüketicilerle buluşacak. Aynı zamanda 5 Mart'a kadar yapacağınız ön siparişlerde Samsung bu Galaxy Buds Plus kulaklığı da size hediye ediyor olacak. Bu detayı da kaçırmayın derim. Genel olarak değerlendirecek olduğumuzda açıkçası ben yeni tanıtılan amiral gemisi telefonlara göre bu fiyatları gayet makul buldum ve Galaxy S20 ailesinin Türkiye pazarında iyi bir oyuncu olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Siz S20 modellerini nasıl buldunuz? Gelin görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşın. Ayrıca Galaxy Z Flip'i inceleme videomuzu da izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.